Ahmet Hoca nerede? Ahmet Hoca yok. Hangi Ahmet Hoca? Çakarı. Kayıp. Niye çağırmadın Çakarı? Yapma lütfen yapma. Hakikaten korkuyorum ondan. Yapma ne olur. Korkuyorum. Ciddi söylüyorum korkuyorum. Ahmet Hoca niye çağırmadın? Yakın otur. Ahmet Hoca. Hocam dağıl. Korkunç bir ya. Adam. Burada. Ama gelmiş, şimdi şey yapıyor. Gelmiş. Bence şu anda izliyor kimleri çakacağım. Anlatabilir miyim? İndirecek aşağı. Peki. Ahmet Hocam'la ilgili görüntülerimiz var mı? Medya arkasından önce görelim. Geçmişini silemezsin Ahmet Çakar. Sen Türk futbol tarihinin en önemli hakemlerinden biriydin. Siz gol hakem olarak köşe gönderine ilerliyorsunuz. Burada ofsaytlar ilk vuruşta bana ait. Bugünkü kafa karıştırma performansının ilk işaretlerini daha o yıllardan veriyordun. Evet Sayın Çakar, ne diyeceksiniz maç için? Zor maç. Zor maç, her maç zordur. Esasında her maç da kolaydır. Umarım her şey çok güzel olacak. İngiliz diline kafa göz daldığını unutmuş değiliz. Ama hakkını verelim, sen de durumun farkında. Ahmet Hocam, hakkını teslim edelim. Fatih Terim'den iyisin. Ondan çok kesinlikle iyi. Çok daha iyisin. Yani neydi o, look at the tabela mıydı? Yani. Hayır. Ya bir de ama... What can I say sometimes? What can I say sometimes? What can I do sometimes? Direkt Türkçeden çevir. Evet. Simultane. İyisin. İnandırabilirsin yani. Bir İngiliz'i inandırabilirsin. Çok iyi İngilizce konuşan. Devam. İngilizce bulaşmak, karışmak, içinde olmak. Yorumcusu olduğun futbol programında futbola dair her şeyi konuştun. Mesela Haydar Dümen'i enine boyuna masaya yatırdın. Haydar Dümen bence utanmalıdır. Bravo hocam. Benim yapım bu. Ben öyle hiç böyle arka bahçelikten de ben yekter. Katılıyorsun yani. Önce saçından, başından, bıyıklarından utanmalıdır. Bir apaçi. Üç gün içinde o saçlar kesilecek bir. Bıyıklar kalsın iki. Bir daha lütfen yazılarınızda, mazılarınızda. Paint. Ya bu nerede var acaba? Ya dünyanın neresinde var? Ben İtalya'da falan olduğunu sanmıyorum. Sizin gibi bir program ya bu kadar. Adam bakın, pişman oldu biliyor musun? Bize röportaj yaptığına pişman oldu biliyor musun? Olmuştur abi. Paramparça oldu. Böyle bir televizyon ekibi hakikaten dünyanın hiçbir yerinde... Okan görüyor musun? İtalyanlara da bakıyoruz. Böyle değiller abi. Bu nasıl oldu biliyor musun? Buyurun. Hiç bocalama yapmayalım. 15 yıldır spor medyası, belki yüzlerce insanla çalıştım. Stüdyo partneri. Bu eğrisi doğrusuna denk geldi. Tıpkı ten uyumu gibi diyelim veya... Aman hocam ten uyumu... Ya ne, nasıl anlarsın? Hakikaten bak bunun için hiçbir çaba sarf edilmiyor. Program öncesi şu konuyu yapalım, bu konuyu yapalım. Hani Haydar Dümen'le bir röportaj yapmış bizim arkadaşlar. Konuda neydi bilmiyorum. Schneider'in... Schneider, aman hocam. Yani şey... Schneider'in... Yaptığı ya, bir hareket spontane geldi. Uzuvuyla ilgili. Ya. Doğru yani tuhaf bir program. Yani normal şartlar altında eğer kültürün müsait değilse İsveç'te program yaparsan bize ertesi gün hayvanat bahçesine tıkarlar. Bunlar değişik bir hayvan. Hayır açık konuşayım. Ama Türkiye'ye İsveç'te kabul rejim değişiyor. Ya ne oldu? Neymiş bu? Ne oldu? Konuşmayacak. Bir marş geliyor. Neyse devam. Yazılarınızda, mazılarınızda. Paint marifetiyle Haydar Dümen'e benzetilen fotoğrafına verdiğin tepki gerçekten paha biçilmezdi. Öyle o erkek bu tutar mutar gibi. Ya utanın ya 80 yaşında hocam. Toplum aleminde beyler bitmiştir. Bunu Ertem bunu kim yapıyor? Twitter'dan gönderiyorlar bu, sosyal medyada. Yapıyorlar ve gönderiyorlar. Peki reji bunu koyarken Ahmet Hocam buna bana, sinirlenir bana mi? Sinirlenmez mi? Ben hiçbir şey sinirlenmem. Bana öyle soruyor reji. Hiçbir şey sinirlenmem. Olur mu olmaz mı diye. Biz de Ahmet Hocanın sinirlenmeyeceğini biliyoruz. Ve veriyoruz. Zaten eğer bu işte bir ama herhangi yaparsan... birisi sinirlenebilir. Hayır, yani. Tabii, tam o konu konuşulur. Ya işte ego problemi yaparsan bunu, kendinle barışık değilsen veya bir takım şeyleri aşmadığın an ertesi gün orada hır çıkar. O bir şey yok. Çok normal. Ben adama diyeceğim ki saçlarını kes. 80 yaşa göre de adamlar da beni kısmen Haydar Dümen yapmıştır. Bıyık ilave ederek. Şunları... Devam. Ahmet... Yetmedi. Futbol denince akla gelen ilk konulardan biri olan uzaylılara değindin. Hatta konu hakkında devrim niteliğinde teoriler ürettin. Yeni teori şu. Bunu aslında gizli servis ve dünya güvenlik kuruluşları da kabul ediyor. Artık uzaylılar gelmiyor. Uzaylılar insan kılığında.
Fakat sonra açtığın konu galiba seni biraz ürküttü. Hocam o çok hurafeydi o hocam. Bir dakika. Kainatın oluşumu... Ne oluyor abi? Uçak, uçak geçiyor hocam. Ha uçak. Futbol insanlarını şirin... O sırada gerçekten uçak geçti ama geçmiş. Hoca bir anda ürktü. Ya bizim zaten program başlarken ya kedi mi yavlar ya uçak geçer. Yani enteresan şeyler, enteresan şeyler ne oluyor. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey. Abi. Fakat çok da ikna edici bir konuşma. Yani hakikaten evrenin sırlarını veriyormuş gibi anlatıyorsunuz. Bir de uzay. Son zamanlarda uzaylılar gelmiyor. Çok acayip. Çok acayip. Çok ikna edici. Ben bir şey seslendirmenizi isterim. Bir belgesel seslendirmenizi isterim. National Geographic belgesel. Olabilir. Olabilir. Olabilir tabii. Olabilir. Dalga geçmiyorum, ciddi söylüyorum. Devam! Futbol insanlarını şirinler metaforu üzerinden izah etmen hepimizi çok etkiledi. Güçlü Şirin, Şansal Büyüka. Gözlüklü Şirin, şu. Şakacı Şirin, Somurtkan Şirin, Hayalci Şirin, Şakar Şirin, Obur, Aşçı Şirin, Süslü Şirin. Türkçemize kaşık çatlı terimini sen kazandırdın Ahmet Çakar. Mevzu yine şirinlerdi. Kurbanı yapan bir şey. Ve burada gargamel, çirkin, saçları dökülmüş. Yanları eğer boya değilse... Bak. Vardır boya. Değilse siyah saçlı, kaşık çatlı, böyle şeyli. Bir değişik çirkin bir herif. Karikatür konusunda el beceri... Rasim nasıl hissediyorsun kendini? Çünkü politik programlarda hakikaten kimseye lafı bırakmıyorsun. Ama bu ekiple nasıl hissediyorsun kendini? Ya vallahi tabii bu çok eğlenceli bir program. Hakikaten Türk televizyon tarihine geçmiş bir program yani. Evet. Şimdi de. Ve yani inan çok keyifle gidiyorum ve çok keyifle geliyorum yani. Bu kadar eğlendiğin bir de üstüne para kazandığın bir program yani. Çok güzel bir şey yani. Çok makara. Yani politik programlarda tabii aslında benzer tarafları var. Ama burada tabii daha dostça. O Türkiye'nin politik gerginliği daha farklı. Yani bizim program gerçekten böyle benim bugüne kadar yaptıklarım için en mutlu olduğum programdır. Müthiş, müthiş bir duygu. Galiba herhalde şu doğru olması lazım. Hani yaptığın işten zevk alırsan başarılı olursun. Tabii, aynen. Bir genel söylem vardır. Angarya gelmeyecek. Mesela sana bazen hissediyorum, bazı programlar Angarya gibi geliyor. Bazı ekip. Bazen gelir. Bazı ekipler gelmiyor ama. Mesela biz sana şu anda sanki Angarya gelmiyoruz. Hayır, çok keyif alıyorum. Ama daha önce seyrettiğim programlarda ya bunlar nereden çıktı bu adamlar, kadınlar, bir an önce de gitsinler. Eğer olur. Seviyorsan işini hakikaten kendini veriyorsun ve keyif alıyorsun. Senin eski ekibinde de öyle. Keyif veriyorsun. Sen yani hepimiz yaşadık, yaşamadık mı bunları canım, ya? Zamanında o Reha Muhtar'la Erman Toroğlu'yla falan bir program yapardım. Evet. Programı ararken dudağımda uçuk çıkar, program biter, kurdeşen dökerdim mutsuzlukta. Böyle mutsuzluk yaşadığım dönemler oldu o iki adamla. Olabilir, yani herkese iyi geçireceğim diye ama şimdi bu arkadaşlarla anorma, eğrisi doğrusunu bul. Devam. Bir değişik çirkin bir herif. Alacak mısın? Hepinizi alacağım, eve davet edeceğim, hepinize kobranı, kobramı göstereceğim. Valla diyorum. Ama ne yersin ki? Gülmeyin be kardeşim. Ahmet Çakar, geçmişini silemezsin. We'll be right back.